Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kad halaknal insane fî ahseni takvim. Sümme redetna vesvele safilin. İlellezine amenu ve amilu salihat. Sadakallahul azim. 23. sözden bir yer okuyacağım. İnsan nuru iman ile Allah illiğine çıkar. İman değil de imanın nuruyla. Cennete layık bir kıymet alır ve zulmet-i küfür ile esfel-i safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Cehennem ile ötelerde değil yani. Ötelerdeki cehennem veya cennet hakikattır. Her şeyin dört modu var. Dört şekilde değerlendirilir. Dört. Her şeyde ama. Mesela imanın sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. İmanın sureti nedir? Eylemdedir. Yani yaşantıdadır. Neleri sana bıraktırmış? Neleri yaptırabilmiş? Yani neler olmuş sende? Yani ne değişiklik olmuş? İmanın sureti bu. Kanuniyeti içsel aleminde onu okuyacağım. Nasıl değerlendiriyorsun olayları? Dört tane sistem o da. Teslim, tevekkül, pek kale alınmayan veya çözülemeyen, izah edilemeyen, izah edilmesi çok zor olan ikisi. İtimat ve kanaat. Allah'a kanaat edemiyoruz. Çok ağır bir söz de. Allah ile gurur duyamıyoruz. Allah ile memnun olamıyoruz. Böyle bir Rabbimiz olduğunda. Allah'a kanaat edemiyoruz. İtimat edemiyoruz. Da ondan. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Allah itimat şu. Beni benden daha iyi düşünüyor. Dolayısıyla hoşuma gitmeyen şeyleri de demek ki o hayliymiş diye yapamıyor. Hikmetine mi itimat etmemek abi? Yani her şey söylenilir de Allah'a kanaat edemiyoruz yani. İtimat yani mesela hikmetine, Allah'lığına yani bir insan düşün ki Allah'a güvense, güvenebilse hakiki. Allah hakikaten var mı? İkide bir bazı derste diyorum ha, hakikaten kesin Allah var ha. Dalga geçtiğimi, şaka söylediğimi veya hafife aldı, din hafife alınmaz. Dinin şakası olmaz. Şu doğru söylüyorum. Hakikaten Allah var. Hakikat. Allah'ın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Sureti mevcudattır. Kanuniyeti insandadır. Hakikat esma ilahiyedir. Mahiyeti kendisidir. Yani hakikaten Allah var. Allah var. Böyle bir bilinci, şuuru, izanı, iltizamı olsa sorun şey olmaz yani. Sorun olmaz. Sorun olmaktan çıkar. Sorunun kaynağını okuyacağım. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum size. Çok etkilendiğim bir şey. Yaşar burada mı? Buradayım abi. Mazmanlı'yı bilirsin Yaşar. Biliyorum. Mazmanlı'yı. Resul biliyorsun da. Suyu meşhur abi. Suyu meşhur bak. Bir gün bir karabalık var. Karabalık var. Acayip bir yer. Nedir diye sordum. Hiç unutamıyor. Bilgisayarlar çanak koymuşlar. Bilmem. Delmişler böyle. Suyu meşhur. Niye meşhur onu anlatacağım. Onların içinden bir tanesi, yani Ankara'dan, Antakya'dan gelmişler falan. Bir tanesi beni tanıdı.
Acayip seni burada göreceğimi şaşırdım. Çok işime de yaradı. Ne anlatacağım biliyor musun? Kaç metre olduğunu unuttum. Diyor ki bana bilgisayarda gösteriyor. Aşağıyı delmişler, uyduya vermişler. Ömer aşağısı komple şehrin altı sipsiyah deniz. Boş mu? Dibi yani. Bu millet diyor bunun üzerine oturuyor diyor. Bilseler dakika durmaz belki çöker diye. Kaya var. Sen biliyor musun Yaşar oranın öyle olduğunu? Evet. Komple deniz. Bilgisayarda bana gösterdi. Niçin söylüyor bunu? Dibi sipsiyah. Ürkütüyor insanı böyle. Allah Allah. İnan bana. Oraya böyle kitap okumaya gitmiştim böyle şey. Geri döndüm. Lan bilmem kaç metre. Kaya da kayanın üzerine şehri koyulmuş. Lan ya çatlarsa. Şimdi onu nereye taşıyacağım? Bilmemek hakikaten cesurluğu getiriyor. Orada duramadım, onun üzerine oturamadım, onun üzerine kitap okuyamadım. Araştırma yap, oturacaktım öyle. Biz ondan daha sipsiyah karanlık var dipte burada. Onun için anlattım. Sipsiyah dehliz burada. Fark etmediğimizden rahatız değil mi? Rahatız. İzerin oturuyoruz. Ne zaman delinip de gözüküyor? Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. O da daha belli değil. Temenni tabii bu. O zaman dehliz var. Allah Allah. Ne biçim aleme girdin. Dönüşü yok artık. Geçmiş olsun. O mazmanlının dibini gösterdiler ya, şehri, ayağım titredi, bilgisayarda al şahsını gösterdi. Abi dedi, o Nurcu mühendisti, görüyor musun şu şehri komple? Sipsiyah. Ürktüm yani. Başka bir yeri söyleyeceğim. Bu memlekete gittiğim zaman çok şenlik olan bir eve girdim. Nasıl girdimse, evin ortasında ağaçlar büyüyor. Ondan sonra dersimi yapacağım. Bunları fuzil anlatmıyor. Evin tahtaları düşmüş. Bazı duvarları vardı, onu çökmüş. Fareler cirit atıyor. Her şey kalkmış. Evin ortasında ağaçlar büyümüş. Odalara zaten gidemiyorum. Fakat o odalarda ne insanlar dünyaya gelmiş. Doğdukları yer bile yok. Sonra dedi ki işte insan nasıl yaşıyor, nasıl teselli buluyor? Yani o Mazmanlı'da bilmemekle bina yaptın, oturuyorsun da bilmemek çözüm müdür? Düşünmemek, kaçmak çözüm müdür kabiri? Acayip bir alem. Ama Allah dost oldun mu? Onun sahibini bulduğunu çok da güzel oluyor. Şimdi diyor ki, insan nuru iman ile yaşarken o alemleri Allah'a teslim, tevekkül, itimat ve kanaatla inşirah veriyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kabire de meydan okur. Kainatın her şeyine meydan okur. Şimdi insan ne yapar iman? İman ne yaparmış biliyor musun? İman bir intisaptır. İntisap nedir? Bağdır. Ben biraz da ileriye götüreceğim. Bu lugatıdır. İman bir intisaptır. Yani bağdır. Onunla yorumlamak. Mesela Atlanım sen nerede dünyaya geldin abi? İstanbul. Büyükçekmece. Ama kökeniniz? Bulgaristan. Bulgaristan. Burada. Ama oraya intisaplısın. Biz bu dünyada dünyaya geldik ama nesibimiz Allah. Neyimiz? İntisap nesepten gelir. Soy.
İntisap nesep, nesibimiz Allah'tır. Soyumuz, sopumuz o yani. İman bir intisaptır. İman olunca nesibine bağlı oluyorsun. Ben oraya aitim. Aidiyet ortaya çıkıyor. Ne çıkıyor? Aidiyet. Ben oraya aitim. Ben Allah'a aitim. O soya bağlıyım. Soyum o. Gördün mü? İntisap değişti. Böyle bir ip değil ya. Yani. Bir iple bağlanmak değil. Çünkü iman insanı Sani Zülcelal'ine nispet ediyor. Nesebine bağlıyor. İman arkadaşlar nesep nesep. Nesebini taşıyor. İntisap bağdır ama soyunu tanımlıyor. Soyunla anlamlanıyorsun. Yani diyor, deniliyor ya. Ya bu falan köyde, falan kabilede onların huyu şu. Vasıfları şu. Kibirlidir, enaniyetlidir, dünya perestir, şöyledir, böyle bir sürü vasıflar. Her köyde var böyle. Lakaplar var. Ha, şimdi bu Allah'ın da, Allah bizim soyumuz, soyumuz, sopumuz, cibiliyetimiz, her şeyimiz. Ne yaparsan iman? Allah'ın ahlakıyla ahlaklandırıyor. Huluku, Kur'an. Hani soya bağlılık sana ne getiriyor? Sana bir aktarım yapıyor. Ahlak. Ahlak, huluklar, huyların cemidir, bütünselliğidir. Ahlakla ahlaklanınca mezhep oluyor. O zaman nesebin kuvvetli oluyor. Kafir de çünkü öyle ama evet. Öyle değil değil mi? Bağ kopuk, tek yön çalışıyor. Allah tarafı çalışıyor, bu taraf çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışmayınca her şey karanlık. Bak diyor ki, intisap olmayınca şu alan 676. İnsan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünüyle baktım. İnsanlık ne? Hakikaten öyle ya. Sanki atılmış buralara, dünkü aynada. Dünyaya salınmış, salınmış. Ne haliniz varsa görün. Sanki öyle. Depremler, kar, tipi, korona, cenaze, hastalık, ihanet, namussuzluk, ciddiyet, namaz, hak, hakikat, ezan, küfür, isyan, iman. Hepsi allak bullak yani. Acayip bir şey. Atıldı buraya. Hakikaten bir tuhaf alem. Sanki sahipsiz. Ne haliniz varsa görün lan size. Der gibi bir sistem var. Baktım diyor, o alem o kadar karanlıklı, dehşetli göründü ki kalbimin en derinliklerinde feryat ettim. Vallahi ey üstad, kalbinin en derinlik ama benim yaşlandıkça kemiğime kadar işliyor yani. Ya kemiğime girdi bu. Yani allak bullak. Hakikaten bir de benim gözüyle baksanız böyle. Gençsiniz ya, benden yaşlı olanlar hariç. Hakikaten allak bullak ya, sahipsiz. Herkes kendi başına kalmış. Olur ya depremde, o yıkıldı, burası yıkıldı. Bilmiyorum, sağlam olan var. Herkes kendi yakınına koşuyor değil mi? Allak bullak şehir. Yollar kapalı, itfaiye yok, yangınlar var. Altın, binanın altında bağırmalar var. Kime gidersiniz ilk önce? Seninle gider giderdim ona. Ha, işte herkes yakınına gidiyor. Allak bullak yani. Ne yaparsan yap. Öyle gözüküyor. Tek tek sevdiklerin elinden alınıyor. Mumlar sönüyor. Hayatlar sönüyor. Ayrılıyor. Ayrılmalar oluyor. Dayanım edemiyorsun, boşanıyorsun. Çocuklar onun bunun eline kalıyor. Uzaktan seyrediyorsun. Gücün takatın yetmiyor. Of. Allak bullak. Kalbimin en derinliklerine feryat ettim, eyvah dedim. Çünkü insanlarda ebedi uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihat eden tasavvurat, düşünceleri, insan, insanlık cihetiyle kainatla alakadar ettiğinden kainatı ihat eden, ihata demek, kainatın dışına taşınabilen, kainatın içi değil, kainatı alemine taşıyor, alem kainatın dışına çıkan, kainatı ihata eden, yani arkasına taşınan tasavvurat fikirleri, ebedi beka ve saadet ebediyesi
cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri. Yani öyle bir şey geliyor ki cennet bile söyleseler dünyadaki o ateşini söndüremiyor. Bir çocuğunu kaybeden biraz hisseder bunu. Yani anneler daha çok. Yani çocuğunu kaybeden öyle hisseder. Yani cayır cayır oğlu dinsiz olan, yani yakını işte elinden kayıp giden, yani manen. Onlar bu sözü biraz da hisseder. Yani cennet bile vaat etse o alev sönmüyor. Mesnevi'de geçiyor değil mi? Marifetullah'tan başka o ateşi söndürecek hiçbir şey itfaiye yok. Yok ya. Yani. Fıtri istidatları var. Hat konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvvetleri var. Yani şuraya kadar düşün. Buraya kadar talep et. Bundan öteye geçme. Öyle bir şey yok insanda. Hat konulmamış düşüncesine, meyillerine, isteklerine. Ya zahire baktığın zaman mezbaha ya bu dünya. Ölen ölene, kafası kesilen kesilene, mezara giriyor. Çok garibime gitti ya. Avukatı ne zaman gömdük? Dün müydü? Pazar. Pazar değil ya. Bugün ne? Perşembe. Dün ikinci günüydü. Çarşamba, salı. Mezara ben indirdim. Ya hiç görmediğim bir şey ya. Ha. Kaç tane erkeğe elbise yapılıyor? Kefen? He? Üç. Kadına? Dört, beş. Beş. İki tane koca var ya, üç tane havuz var. Beş. Nasıl olduysa elini kefenden çıkarır mı ya? Şuradan çıktı. Yani vallahi böyle. Vallahi. Ben indirdim. Her şey de arkamda durduğu için davaya. Ben ama el çıktı. Çıkmaması lazım. Üç tane. Elini tuttum. Allah Allah dedim. Niye? Anladım ki bırakma beni. Üç tane yerden el çıkar mı? Vallahi, billahi, tallahi eli çıktı. Hiç böyle olacak şey değil yani. Çıktı. Etrafa da böyle acaba dedim. Görüyorlar mı şimdi yukarıda? Eli çıktı. Ondan sonra ben elini koymaya çalışıyorum. Adem Hoca da pamuklarıyla şey yapıyor. Allah Allah. O günden iki gün oldu. Bugün üçüncü, üçüncü gecesi. Niye bırakmadı? Ya Allah Allah. Yani Allah şunu tasvir ediyorum. İnsan kainatın arkasına geçebilecek himmetleri, düşünceleri, meyilleri, arzuları, istekleri var. Duyguları var. Kainatın arkasına, kainatta boğuşacak bir halde yani. Neyi boğuşacaksın? Geleni koparıyor, kafasını atıyorlar. Yani bir ustadın tabiriyle bir yüzüm tanesi yediriyor, on tanesi koyuyor. Ya kardeşim biz de bu akşam geldik buraya, sen de dert imal ediyorsun ya. Şimdi bunları tasvir edeceğim, sonra çare içeceğim. Yani geldik. Rahatlamaya geldik abi. O rahatlamaya geldik. Derdimizi çoğaltıyorsun. Ne kefenden ya çıkar mı? Çıktı işte. Ne niye tuttun ya? Hadsiz maksatlara müteveccih ihtiyaçları var. Zaaf ve atsleriyle beraber hücumlara maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber. Bir sürü hastalar işte giriyor. Hiç beklenmedik bir şey. 50 yaşında adam mı ölür? Niye ölür ya? Ne hakla ölüyor? Ölüyor işte. Düşmanları var. Gayet kısa bir ömür var. Ama sonsuz isteyen ruhu var. Tuhaf değil mi ya? Zıt yani. Sonsuz istiyor fanide. Her yerde olmak istiyor bir yerde. Ebed kalmak istiyor. 5-10 sene yaşıyor. Ya böyle bir alem olur mu ya? İstesen bulamazsın böyle bir alem. Tuhaf bir alem ya. Her şeyin sevgilendiği bir yer ya. Acayip ya. Her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet dağdağlı bir hayat. Yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe, vicdana en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek içinde ehli gaflet için zulümat ebediye kapısı suretinde görülen kabre mezaristana bakıyorlar.
birer birer taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp, ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem, belki bütün zerrat-i vücudum feryat ile ağlamaya hazır iken birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvvet iman o dalalet gözlüğünü kırdı, kafama bir göz verdi. Gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim Burcu'nda. Ha, sahipsiz değilmiş. Adil, adalet var. Adalet eşitlik değildir. Eşitlik zulümdür. Eşitlik herkes eşit olsun. Sığır da hayvan, köpek de hayvan. İkisine de ot ver. İkisine de et ver. Zulüm değil mi? Köpek ot yer mi? Sığır et yer mi? Herkes farklı. Adalet nedir o zaman? Hak sahibinin hakkını vermek. Eşitlik değil. Sonra hürriyet, keyfe maaşalık değil. Kendini kendinle hatlandırmak. Esma-i Hüsna ve sıfatın tecellileri arasında haddini, kuralını, şeriatını, kendi şeriatını, kendi kuralını koyup haddini bilip hududunda kalmaktır. Yoksa mutlak hürriyet dağdaki vahşilerde vardır. Benim hürriyetim senin hürriyetini ortadan kaldırıyorsa bu zulümdür. Hürriyet değildir. Gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim Burcu'nda, Rahman ismi Kerim Burcu'nda, Rahim ismi Gafur Burcu'nda, yani manasında Bâis ismi Varis Burcu'nda. Yani mesela Allah bizim varisimiz. Hem de bâisimiz, hem sahibimiz, hem varisimiz. Hem oradan geldik, hem nesebimiz. Nesebimiz yani, nesep. Yani soyumuz Cenab-ı Hak. İman bir intisaptır. İntisap neseptir. Yeni gelenler için söylüyorum. Nesep, nesebine bağlıyor seni. Bizim nesebimiz, esma, sıfat, nesebimiz o. Soyumuz o yani. Ta biz cennetten gelmedik. Cennette insan iken geldik. İnsan değilken de soyumuz vardı. Esma ve sıfatta soyumuz. Bâis ismi Varis Burcu'nda. Muhi ismi Muhsin Burcu'nda. Rab ismi Malik Burcu'nda. Birer güneş gibi tulu ettiler. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp nurani ahiret alemlerine pencereler açıp o perişan insan dünyasını nurlar septiler. Cehennem halet. Mesela bugün bir tanesi soruyor. Sesle attım belki WhatsApp veya BIP grubunda olanlar dinlemiştir. Ya abi diyor bu kadar derslere gidiyoruz falan okuyoruz da kafirle, gafil Müslümanla eşitiz dedi ya. Aynı şeyden korkuyoruz, aynı şeyden endişe ediyoruz dedi. Mesela nedir dedim. O da ölümden korkuyor dedi. Biz de ölümden korkuyoruz dedi. Eşit değil miyiz dedi. Yani bir karı yok yani şöyle demek istiyor. Tanımlayamadın. Fasit yani yanlış bir kıyas yaptın. Nedir o? Kafir ölümden korktuğu için günaha dalıyor unutmak için. Kafir sevdiği için yapmaz günahı. Unutmak için yapar. Bak, ölümden korktuğu için günaha gider. Müslüman günahından korktuğu için günahtan kaçar. Kafir, ölümden korktuğu için günah işler. Biz günahımızdan korktuğumuz için günahtan kaçarız. Müslüman ölümden korkmuyor, günahından korkuyor. Kafir ölümden korkuyor, günahından korkmuyor. Tersi yani. İşler dişler çarpımı gibi. Kafir ölümden korkuyor, günahtan korkmuyor. Müslüman ölümden korkmuyor, günahından korkuyor. Nasıl aynı yani? Mesela hepinize soruyor vicdanı demenize gerek yok. Ölüm korkusu sizde nedir? Ölüm korkusu mudur, günah korkusu mu? Ne yapacağız, ne diyeceğiz? Ölümü tam tersi istiyoruz abi, günahtan. Evet. Evet, ölüm. Mesela... Ölümü niçin istemiyoruz? Sevdiklerimizden uzaklaşmayalım diye. Ama en çok sevgili Allah'tır. Ona gitmekten korkuyoruz. Çünkü güvenemiyoruz abi. Yani itimat ve kanaatimiz Allah'a olsa şebi aruz olacak, dün gecesi olacaktı. Kendimize de güvenemiyoruz ki. Yani. Hesap bozuk. Yani. Bak şimdi Allah her şeyden sevgili olsa insan sevgilisinden uzaklaşmakta korkar. Öyle değil mi?
İnsan sevdiğini, onun için dünyada bir şey yapıyoruz. Onu kaçırdı, onu gittin, o da öldü, bu oldu, o ölüyor da ölüyor. Sevdiklerin bir gidiyor. Sevdiklerin sana acı veriyor. Ama en çok sevdiğin Allah. Kavuşmayın. Günah ya. İtikatta bir şey yok değil mi Hasan abi? Yok. Yok yani beşeriyetimiz yani. Mesela üniversite diploması var ama ortaokul diploması da var içinde değil mi? Yok olmuyor ki. İnsan olduk ama beşeriyetimiz duruyor. İnsan-ı kamil olduk ama beşeriyetimiz, insaniyetimiz duruyor yani. Böyle. Biraz sonra reçeteyi şey okuyacağım ki bunlar nasıl anlamlanıyor. Burayı atıf için açmıştım. Zerrat-ı kainat adedince elhamdülillah eşşükrillah dedim. Ve anel yakin gördüm ki imanda manevi bir cennet, dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır yakine bildim. İman, iman. Şimdi bunun çaresini onu okuyorum. Bu kadar şeyler söyledim. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nedir nur? Önümüzde göremediğimiz karanlık o toprak ve sonrasını nurlandıran, üstünü açan, anlamlandıran, mana yükleyen, alemimize açan bir toprağı bile ortadan kaldıran röntgen var ya, nasıl ki eti, elbiseyi geçiyor, kemiği gösteriyor ya, lazer ışınları gibi böyle. İman da onlardan daha ileri Mehmet, şua, lazer gibi. Lazer röntgene giriyorsun da elbisenin arkasını da etiğindeki geçiyor ya, arkayı gösteriyor. Beşerin bir sanatı lazer. İman da toprağı, mezarı, ötekisini gösteriyor. Orayı gösteriyor. Lazer gibi. İman nurdur. Geleceği anlamlandırıyor. Çünkü kabir ve sonrasını matematik, fizik, kimya ile çözemezsin. Anlatamam. Nasıl anlatacaksın? Şimdi ne oldu? Ben şimdi tasvir edeyim. Şimdi iman zayıfsa ne yaparsın? Mezara birisini indiriyorsun yakınını. Nasıl olduysa yıkayanın hatası mı ne olduysa veya başka bir sır mı? Kefenden el çıktı. Ne yaparsın şimdi? Bitti. Bayıldım. Bayıldım. Değil mi? Ondan sonra ben de tuttum. Sözümüz söz. Sen bizi dünyada bırakmadın. Aynı değil mi? Hakikatta davada seni bırakmayacak. Hadi koy elini, hadi git. Yolun açık olsun. Ve bak ne kadar şey yani mutlaka. İnsan şeref veriyor. Ya Rabbi. Bana ben olduğum için beni sahip çıkmadı o adam. Mesleğini de, hukukunu da, avukatını da tehlikeye atarak bu şeye çıktı. Dedi ki hayatımda tutunacak bir şeyim oldu diyor elhamdülillah. Bak şimdi öyle diyordu. Şimdi ben benim için yapmadı. O da dikildi. Şimdi gidiyor taraftar oldu zata. Allah ne diyecek şimdi? Keyif veriyor adama değil mi? O onu kurtardı belki de. Tabii canım. Beşeri, o şahsi şeylere baksaydı Menderes'te giderdi. Ustad İslam Karaman'ı diyor. Bir ezana şey yaptı diye şehit oldu. Ya. Acayip bir şey ya. Bu tarafgirliğiniz var ya tarafgirlik. Oh kurban olurum onun zerratına. Tarafgirlik. Ne acayip bir şey ya. Ondan sonra hadi yolun açık olsun. Ya Rab, senin davanın davalığını yüklendi bu adam. Sen biliyorsun da ben de tanımlıyorum. Mezarda hem düzeltiyorum hem söylüyorum. Senin davanı dava edindi. Senin düşmanının karşısına hukuk lisaniyle çıktı. Ben hukuk lisanı bilmiyorum. Hukuk lisaniyle çıktı. Bu zaten. Senin bu kulun bu yaptı. Bizden böyle bir misafir geliyor. Hadi yolun açık olsun. Ya elini koyduk bunu der. Ve keyif alıyor. Şimdi kardeşim niye anlatıyorum bunları? İman nurdur. Böyle gösteriyor. Bak mezarda gömüyorsun. Eli çıkmış. Elini tamam söz. Endişe. Koy elini hadi git. Ha iman nurdur. Bak orayı nasıl tanımladı? Nurdur. Bir de iman kuvvettir. Dayanak noktası. Arkayı anlamlandırıyor. İman. İmanın iki kutbu imanı var. Esas. Altı imanın ikisi esastır. Allah'a ve ahirete. Diğerleri mütemimleri. Melekleri, kitapları bunları tamamlar. İki kutbu iman eder. Değil mi Risale-i İbrahim? İki kutbu iman. Ha, iman nurdur. Geleceği lazer gibi, röntgen şua gibi toprağın arkasını gösteriyor. Müsaade et de beşerin yaptığı röntgen şua, elbise, atlet, etin arkasındaki kemiği gösteriyor. İman nuru da toprağın ötesini göstersin canım.
İşte İman Nuru'yla gördük. Tamam merak etme böyle çıkın. Ben öyle açıldım açıldıydı demedim ki. İman Nuru bana dedi ki bak elini bırakma elimi dedi. İman Nuru söyledi. Sözümüz söz. Hadi bak. İkincisi iman kuvvettir. Bütün hadiselere tahammül gücü veriyor. Allah var problem yok. Allah var. Biraz önceki tasvir bunun için. İman. İmansız nasıl yaşıyor? Usta diyor ki nasıl intihar etmiyorlar? Anlayamıyorum diyor. İmansız nasıl yaşıyorsun ya? Her an, her gün yanından sevdiklerin ayrılıyor ya. Hepsi de sana batıyor. Her gün ayrılıyor. Birisi ayrılıyor ya, birisi gidiyor. Pat diye her an her şeye dönüşebilecek bir de kararsız vücudun var. Kanser olur, verem olur, korona olur, olur da olur. Hangimiz vücudundan emindir? Belki de şu anda kanseriz çok bir kısmımız. Aramızda birkaç kişi de var. Ölmüş. Geçen hafta, geçen ay dersler olduğu için öldüğünü bilmiyor. Şu anda derste zannediyor ki ben hala yaşıyor. Bunu söylerken de ya ben değilim başkasına diyor. Şu anda kafamız karıştı. Şu anda birkaç kişi var. Ölmüş, öldüğünü bilmiyor ama bu söyledi mi de şaka zannediyor ve herhalde başkasıdır diyor, kendisine vermiyor. Peki sen bugün yaşadığını nereden bileceksin? Geçen hafta, geçen ay ölmediğini, derste öldün, şehit oldun. Anlamazsın ki. Ubeyd diye bir şeyini vardı, yeğenim talebesi usta, şehit olmuş. Ustad ben onu manevi alemde gördüm diyor. O da o ustadım ben seni öldüm zannettim diyor. Ben sana yer hazırlıyorum diyor. Oysa ölmüş şehit ustad benim öldüğümü zannediyordu. Yer altına yer yapıyormuş bana. Buraya saklanalım süper diye. Ruslara karşı savaş. Ölen öldüğünü bilmiyor. Sağ diyor ki ölmüştü. Bütün tuhaf alem ya. Garip bir şey. İman ne yapıyor ya? İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikine karşı dayanabilir. İmanın kuvvetini, biraz önce anlattım, bir binayı söyledim, Mazmanlı'da bir şehir söyledim. Ondan daha acayip sipsiyah, ondan daha garip bir binadayız. İçi virane, tahtalar düşmüş, az sıvalar kalkmış, evin ortasında ağaçlar büyümüş. O evi biliyordun tamam mı? O amcalar dediğin işte onların çocukları var. O odalarda dünyaya geldiler falan. Şimdi harabe olmuş. Bir kısmında çatısı inmiş. Nasıl böyle tuhaf değil mi içine girince tanıdığın bildiğin? Veya o Mazmanlı'daki şehir üstünde ama dibi sipsiyah bir de diyor ki göl değil hocam dedi. Deniz diyor. Dibi yani deniz. Ama bilmiyor bu köylü. Ondan daha acayip bu memleket ya. Ne ararsın öyle ahireti mahireti? Her şey bu sureti burada ya. Hepsi sende. Dibi yok ya. Acayip. Sipsiyah. Kaina bak. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvvetine göre hadisatın, ölümlerin, kanserlerin, koronaların, ihtiyarların, ne derdin varsa onların tazikinden kurtulabilir. Tazik ediyor ya. Dayatıyor böyle. Sıyrılıyorsun. Kabiri çözüyor. Arkanı kuvvetlendiriyor. Dayanak noktası. Allah'a nesebini söylüyor. Merak etme diyor bu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Kendine vücut rengini verme diyor. Diyor iman bunu diyor. Ondan sonra bakıyorsun böyle. Kabirden, kabrin önündeki ona bakıyorsun ama kendini seyrediyorsun. Kabir vay be. Demek ki böyle oluyormuş. Tevekkeltu alallah der. Tevekkeltu, tevekkül, evellemek. Allah'ı vekil yapmak. Sanki asıl değil de, sanki asıl benim işim de, noterden vekil yapıyorum. Onu vekil yapıyorum. Allah'a vekil yapıyorum. Allah asıl ya. Tevazuya bak değil mi? Değil mi? Acı bir şey. Tevekkeltu alallah. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Vekilimiz odur diyor. Nasıl vekil? Şimdi hakim kendisi vekil olsa o mahkemeden korkar mısın?
Mahkemede yargılanacak, yargılanacağız. Hakim aynı zamanda da vekilimiz. Bizi müdafaa eden, bizi sorgulayan, ikisi aynı. Allah vekil, haşirette de, haşirde de hakim. Burada vekil yaptın, orada karşın hakim olarak çıkıyor. Çok iyi, iyi ki Allah, melekler değil de Allah iyi ki hesap görüyor yani. İyi ki meleklere kalsa vallahi durumumuz hiç iyi değil, amen. Çünkü sisteme girdiğin zaman İSKİ'ye veya TEDAŞ'a, eletiye, ya biraz indirsen eletiği falan, memur ne yapabilir ya? Sistem öyle. Numaraya girecek, şu kadar borcu var. Ya biraz düşün, pazarlık olur mu? He? Sistem öyle çalışıyor değil mi? Ha, melekler de öyle. Vallahi bu günah Hasan Bey bu. Bu sebep bu. İttikat bu. İman bu. Haram bu. Videolara baktım bu. Böyle çıktı. YouTube'lara gittim, bak daha bunlar. Ne yapabilirim? Pazarlık mı yapıyorsun? Yok, sistem öyle çalışıyor. Ama oradan çıksa bir tanesi, o TEDAŞ'ın sahibi, şirketin sahibi. Dur, sistemi dur, dur. Tamam, o sistemle muamele etmeyin. Tamam. Onu aşağıda bir sistem var. Onu sokun. Muaf. Enter, geç. Benim hesabı yaz. Veya tamam. Şimdi melekler görmüyor. Yani melekler hesap yapmıyor. Direkt Allah yapıyor. Ne kadar şerefli bir şey. Aynı zamanda Allah vekilimiz. Hem vekil hem hakim. Yani ne kadar hoş. Ama imam veriyor tabii. Paldır küldür herkese. Hacı babanın böreği kadar değil tabii ucuz. Yani iman olacak. İmanı oldu mu? Tamam. Tevekkeltu alallah der. Sefine-i hayatta kemali emniyetle hadisatın dağlar varı dalgaları içinde seyran eder. Sefine-i hayat bu. Yani bu gemi, bu beden gemi. Burada oturuyoruz. Bu gemi. Ama böyle belli bir kalıp zannediyoruz da, fakat dibi yok bunun ya. Bu bedenin, duyguların, hislerin, fikirlerin, arzuların, taleplerin, korktuklarımızın, emin olduklarımızın, isteklerimizin dibi var mı? Var mı dibi ya? Şuraya kadar isterim, şundan fazla istemem. Şu kadar şeyden korkarım, bundan fazla korkmam. Lan buradasın, haşirden korkuyorsun ya. Bunun dibi var mı ya? Sırat, buradasın, Sırat Köprüsü'nden korkuyorsun. Daha hiçbir şey yok, koronadan korkuyorsun. En yakından en uzağına. Buradasın, cenneti istiyorsun. Allah deyince o acayip bir itimat var. Dedim ya bir tanesine, niye dedim, insanlara hata yapmaktan korkuyorsun da Allah'a yapmaktan niye korkmuyorsun dedim. Öğrenmek için söylüyorum. Ya insanlar beni affetmez dedi de, Allah büyüktür, o çok büyük dedi onun için. Onun dedi affı şey olduğu için, onun için biraz dedi lakayt yapıyorum. Aynen öyle dedi. İnsan beni affetmez dedi. Ama Allah beni affederdi. Büyüklüğü nispetinde dedi, benim bir şey yapar dedi ya. Biz küçüğüz dedi, küçük şeylere takılıyoruz. Hoşuma da gitti ha. Acayip ya. Allah'a böyle güvenince ne kadar güzel oluyor ya. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Ha, meğer ölüm surete gözüktüğü gibi çirkin değilmiş. Ha, meğer rahmet kapısını çalmakmış ya. Üstadım tabiriyle eskimiş beden yuvasından ruhun tayran etmesi gibi, uçması gibi eskimiş vücudu bırakıyorsun aldığın yere. Nereden almıştım? Kayseri'den sucuk, Rize'den çay, Antalya'dan portakal, Yemen'den kahve. İstanbul Büyükçekmece Tepecik'te Hasan denilen bir şey ya. Bunun neresi benim ya? Bunun neresi benim ya? Sizin de öyledir galiba ya. Bunun neresi senin ya? Sahiplenince, ayrılınca da o kadar batıyor diken. Emanet olarak kullandığın zaman, tamam, vücutta emanet. O zaman ben mi gireceğim kabire? Emanet zaten oldu. Ne yapıyorsa onu kendi işini yapıyor. Kendi sanatına, kendisi muamele yapıyor. Böyle sıyrıldın mı, vücut rengini vermedin mi, enfuse geçtin mi, hadiselerin altında değil, hadiselere sen hükmediyorsun. Enfusi tefekkür lazım. Yok, başka yok.
bütün ağırlıklarını bak, bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine, rahmet kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder. Mesela kabre girdi ustad, girdi akşam. Dedi ya, şimdi hayalen, istikbalde hakikaten kabrime girdim. Girince kabri nasıl gördü? Soğuk. Soğuk. Karanlıklı. Dar. Kimsesiz. Sonra diyor, iki tane nüker mekir denilen arkadaş geldi diyor. Bana çok acayip sorular sordular diyor. Bir ellerinde kılıç, bir ellerinde topuz vardı diyor. Öyle mi dedi? Yok. Ne dedi? İki tane münis arkadaş diyor. Geldiler. Benimle tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Kabrim dardı diyor. Genişten dedi. Soğuktu diyor. Isındı diyor. Karanlık aydınlandı diyor. Tektim diyor. Onlar gelmesiyle şenlendi diyor. Ulan hani biz bunun için korkuyorduk. Yalnız olacağız, soğuk olacak, dar olacak. Geniş demiş ya. Ben de böyle bir rüyada ölmüştüm de. Öldüğüm anda tak diye açılmış böyle. Peynir keser gibi. Hakikaten girdiğin zaman tak diye o yatıyorsun ya. Lahite yani ya. Tak orası kesiliyor peynir gibi. Böyle ucu bucağı olmayan sonsuz bir alem gözükmeye başladı. Yani. Ya böyle bir tuhaf yani. Ustad girmiş. Ama namazın yok, imanın yok, Allah yok, şey yok. Hayatında anlam bulmamış. Allah ne demek? Hayatımızda yer bulmamış. Alemimizde bir şey yok. Yani bir iş yaparken, evlenirken, düğün yaparken, düğün salonu tutarken, ticaret yaparken, işe girerken Allah yoksa hayatında, orada da Allah yok tabii. Tanıdık değil mi abi? Tanıdık birisi. Üstada tanıdık geliyor değil evet. mi? Evet. Ve biz tanımıyor muyuz? Ondan mı korkuyoruz? Yani ondan daha onun patronunu tanıyoruz yani. Nüker Mekin tabii. Kainatın patronunu tanıyoruz. Kainatın sahibini tanıyoruz. Yani kainata her şey hükmeden tanıdık birisi yani. Allah tanıdık ya. Yani o ne ünlüsüdür demeyeceğiz ki. Kutuplarda, pigmelerde ölen birisi. Ben Rabbim, Allah Allah ne demek ya, bu siz kimsiniz? Ben ne, hani çürüyecektim, pili bitmiş, enerjisi bitmiş, pil gibiydi falan. Bu nerede geldi demedik. Ya biz girdiğimizde şaşırmayacağız. Ben Rabbim, abi zaten biliyordum. Ondan sonra şaşkınlık var tabii. Mezara girdiğiniz zaman şaşkınlık var. Gene Allah imdad ettiriyor. Diyor ki Hasan yukarıda telkin ver. Telkin ver. Mustafa! İşte falancanın oğlu Mustafa. Ölüm haktır. Ha öyle mi ya? Göçtüm ben. Kabir haktır ya, inanmıştın ya. O daha soru sormadan meleklere yalnızlık vardı ya, titreme ilk defa ölüyor. Daha önce öldünüz mü bilmiyorum ben. Ondan sonra kabir haktır diyor. Hesap haktır diyor. Tamam. Sen kimsin biliyor musun diyor. Senin diyor Rabbin Allah'tır. Kitabın Kur'an. Kıblen Kabe. Peygamberin şudur demiyor ha. O anda seni peygamber kimdir diye sormuyorlarmış. O anda Peygamber Aleyhisselam'ı mümine temessül ediyor gülerek. Soruyor Nüker Mekin, bunu tanıdın mı? Ruh tanıyor tabii. Aa bu benim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü peygamberim. Evet biz de zaten biliyorduk seni söyleyeceğini. Hop alıp götürüyor. Ama bu kim? Namaz yok, oruç yok, dava yok, hak yok, hakikat yok. Orada o tanıdım. Öyle olur mu? Neyi tanıdın? Ya Allah tanıyanlardan etsin. Hani peygamberin kim diye lafız değil, bunu tanıdın mı diye soracaklarmış. Merhametle peygamber geliyormuş ki belki dili suçar yani. Dili ifade edemez. O gözükürmüş. O gözüküm bitti zaten abi. E tabi ruh. Hani öyle zahirde kabir gözüktüğü gibi çirkin değil. Ustad diyor değil mi 232 lemalarda? Zahirde kabrin diyor siyah çarşafı gibi değil. Onun arkasında güler yüzlü şeyler, intibazlar vardır diyor. Lemalarda diyor. Ama şart. Ya namazın olacak kardeşim. Davan olacak kardeşim. Davan olacak. Kalbin bir şeye atması lazım. Bir gayen olacak, saldım çayıra, Mevlam kayıra gibi böyle bir hayat da ebed kazanılmaz, kusura bakma.
Dünyaya böyle bir lakayt değiliz ya. Sorumluluğumuzu bileceğiz arkadaşlar. Dünyevi dertler var ya, eşin gitmiş, annen gitmiş, kardeşin organın şey olmuş, kanser oldun, korun. Bunlar hiçbir şey değil be kardeş. Ahiretin kanseri olma. Esas o. Evet, Kadir-i Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder her şeyini. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Bana en son söylediği söz ne biliyor musun? Lazım olur diye söylüyorum. İbrahim, sen de tanıyorsun. Çocuklarına dedi ki, bana demiyordu, ben de oradayım. Hayatta, daha kanser ölmedi de, çok pişman olduğum şeyler var. Ama en başta çocuklarına diyor, bana da diyor, Hasan abimizle fazla zaman geçirmediğime çok çok pişmanım. Yatak evinde söylüyordu. Bununla yani dersleri kastediyor. Hasan abiniz de dedi, oğullarına diyor, fazla zaman geçirmediğime çok pişmanım. Keşke geçirseydim çok. Çok derslere yani geleceğiz. Mehmet. Anıl. Kaç tane Mehmet var? Hangi Mehmet evet dedi? Mehmet çok abi. Ha o Mehmet. Hepsi. Herkesi Allah'ın kulu. Arkadaşlar fazla zaman ayıracağız derslere, kitaplara. Çünkü tahmin ediyorum siz döneceksiniz ya. Ha. Ondan sonra irtibatınız oldu mu hiç endişe etmeyin. Dert dinlemeye gelmediniz. Çare bu. Yani bunu unutmak, hakikati da örtmek, bilmemezlikten gelmek çözüm değil. Çünkü sonra kefenden elin çıktı mı, elini tutacak kimse olmaz, ödü patlar çıkar mezardan. Senin eli dışarıda girersin. Hiç kimse elini koymaz sana vallahi. Ödü patlar, ooo beni de alıyor içine diye. El çıktı ne yaparsın? Ki oldu ya, ilk defa başıma geldi. Berzahta istirahat edermiş. Sonra saadet ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, tevekkül şu, Allah'a vekil yapmasa, Allah'a vekil yapmak ne demek? Hasbunallah ve nimel vekil var ya, tevekkül, evellemek, olayları Allah canibinden, kudretin azameti altından yorumlamak demektir. Tevekkül o, Allah'a vekil ettim ne demek? Ha, doldur için hadi. İpek olur söyle, Allah'a vekil ettim nedir? Nedir abi? Ona bıraktım demek ya. O kadar, ona bırak. Ona bıraktım. Yani olaylara, hadiselere ona bıraktım diyorum ama ben çözüm üretiyorum. Şu, 168 işareti cihazda, Allah canibinden, kudretin azameti altından, Allah'ın adaletinden, rahmetinden, ihsanından, hikmetinden iyileri şefkati sürmemek, Allah ile olaya bakmak. Kur'an'ın, Risale-i Nur'un gözüyle olaylara bakmak. Tevekkül etmek. Ha, tevekkül etmezse ne olur? Dünyanın ağırlıklar uçmasına değil belki esfel-i safiline çeker. Dinden çıkan var değil mi abi bu dediğin noktada? Tabii canım. Yani. Dinden çıkıyor. Allah görmüyor mu bu açları diyorsun? Diyor. Allah görmüyor mu? Allah şey yapmıyor mu? Biraz önce tasvir ettim. Başta da değil mi ya? Ne ya buraya geldik ya dert dinlemeye mi, mi diyorsunuz diye söylüyorum. Kardeşim olay böyle ama bunu bilmeyince Allah Allah bu ne ya? Dünya hakikaten sahipsiz ya. Atılmışız kardeşim mezbaha gibi. O onun kafasını kesiyor. O onun satırını şey, o ayağını şey yapıyor. Ya bu ne ya? Boşanıyor, ölüyor, kanser oluyor, fakir oluyor, ihtiyar oluyor. Ya bunların feryadını dinleyecek kimse yok mu ya? Kimse yok mu? Dinleyecek kimse yok mu ya? İşte oradan okuduk ama şimdi. Surette kalıyor değil mi abi? Suret bu. Hakikat hiç de öyle değil. Hiçbir şey gözüktüğü gibi. Sana soruyorum. Sen gözüktüğün gibi misin? Benim alemim sizin gördüğünüz gibi mi? İçimiz herkes farklı ya. Ben bu muyum ya? Bu muyum ya? 60 senelik hayat. Bu mu ya? Gözüktüğü gibi değil ki. Yani hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. El cevap nasıl? Senin iç alemin, ruhun, duyguların, hislerin, arzuların, temennilerin,
Arzu ve isteklerin bedenine benziyor mu Muhammed? Kiloya benzemiyor ki, atoma benzemiyor ki. Neyine benziyor hatta? Atom cinsinden değil zaten. Ha? O cinsinden değil değil mi? Değil. Adam mide ve uşkurluğun hayatı endekslemiş. Buna uygun çalışıyor. Nerede bunun ruhu? Bedeninde hapsolmuş. Çünkü mide ve uşkurluğun peşine koşuyor. Peki bu adam önce nereye gidecek? Yaşarken bedendeydi, beden nereye gidiyorsa ruhu da oraya gidecek. Çamura girecek oraya. Yaşarken adamın ruhuna beden hizmet ediyorsa, yani namaz kılıyor, derslere gidiyorsa, beden ne diyor şimdi bu kar kıyamette? Ya otur yahu. Buradan da sen dinlersin, buradan da kitap okursun ya. Ya işte yorgunsun, çalışmakta ibadettir, nakarat var ya böyle cahil cuhaların şeyi. Evinde otursan, bedenini dinlesen, o zaman bedeni, bedene, içeriye ruhu sokuyorsun. Ruh nerede? Bedende. Ruh, beden ölünce nereye gidiyorsa ruh da oraya gidecek. Mezara gidecek. Ama yaşarken, yok, beden davama, beden düşünceme, beden imanıma hizmet ediyor. Ona göre hareket ediyorsa, bedende ben değilim, beden bendedir. Şu anda beden mi sizde, siz mi bedendesiniz? Şu anda. Beden sizdedir. Şu anda ruh size hakim. Bu beden ruhtadır. Ruh bedende değil. Çıkmış, böyle atla yapıyor böyle. Kafayı kim sallıyor? Kafa sallamıyor. Ruh sallattırıyor. Yani ha diyor bak, iman oluyor. Şu anda düşünce ve fikirler, hisler galip değil mi? Huzur yok mu? Huzur, rahatlığınız yok mu şu anda? O rahatlıkta bedensel bir rahatlık yok. Bedende rahatlık olsa evde daha rahatsınız koltukta ya. Onun için diyorum ki siz safsınız, saf. Bak eşinle mısırı patlat. Televizyonun karşısına geç. Ha 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 hu 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 la kanalı kurarken buraya gel ya. Saflık değil mi? Hadi benim elime geçmiyor bu işte. Sen niye? Ha demek ki başka bir sistem çalışıyor. Onun için korkma. Şu anda beden sizde. O zaman vefattan ruh nereye gidiyorsa bedene mahkum kalmaz ruh. Ruh gidiyor. Bedenin misali oraya gider. Yani beden ruhun gittiği yere gider. Kim galipse ikincisi ona tabi olur. Sistem öyle çalışıyor. Yoksa tevekkül etmese dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki de esfel-i safiline çeker adam dedi ya bir iki hafta önce söylemiştim size. Kabeyi tutmuş herhalde böyle. Öyle tutmuş. Ne yapayım? Dedi ki Hasan Beyefendi kardeşim. Nur talebesi değil ha. Hasan Beyefendi kardeşim. Senin telefonunu bizim gelinden aldık. Ben diyor ormanın içinde şimdi villadayım diyor. 74 yaşındayım. X2 tane otobüs, büyük otobüse parça imal ediyorum. Senin hayal edemediğin kadar servetin var. Senin hiçbir şeyin olmadığını biliyorum. Tamam diyor. Allah'ım şimdi. Ama diyor servetle ben mutlu olacağımı zannettim. Servetle her şeyimi kaybettim. Çünkü servetten dolayı diyor kadın da arabaya binmiş, kız da olan hiç kimse yok. Herkes arabasını fabrikalara çekip gittiler. Hiç kimse yok diyor. Ben diyor şimdi kahve 74 yaşında hastalıkla kıvranan bir şeyim. Ben dedi servetle mutlu olacağımı zannettim. Ama şimdi diyor bana gelin dedi ki diyor ya böyle bir adam var. Ara telefon et. Belki ben niye mutlu değilim demiş herhalde. Yine. Şu anda iki elimin arasında yok, kahve var. Ben niye mutlu değilim? Her şeyim olduğu halde. Ama onu da söyleyeyim. Hiç kimse yok diyor. Vay be. Ormanın içinde. Şimdi bu huzurlu mu? Ormanın içinde mi? Orman bunun içinde mi? Şöyle atıyorum. Niye mutlu değilim? Her şeyim var. Mutlu değilim. Çünkü her şeyin sahibi yok da onda. Niye oruç tutuyordum? Ama iş yaparken, şey yaparken hiç Allah yoktu. Şimdi el freni çek, takos koy. Hadi bakalım. Maşallah. Hadi bakalım. Güle güle. Nereden düzelteceksin şimdi? Servet olduğu için evde de kimse kalmamış. Para olmasaydı bari evde otururlardı. Yani kavga gürültü yaparlardı. O gürültü der şeyi unuturdu.
Ya bir şey diyor, bir şey diyor. Ama herkes çekip gitti. Kimisi bilmem nereye gitti, kimisi nereye gitti. Senin mutlu olacağım zannettiğin parayla adam geziyor. Hesap vereceksin topraktaki o paradan, yukarıda mirasçılar kavga edecek. Sana az düştü, bana fazla düştü. Hesabı sen ödüyorsun. Hesabı sen. Yemeği birileri yiyor, hesabı sen ödüyorsun. Onlara helal değil mi abi? Tabii, miras ya. Miras. Miras yediler. İbrahim İpekoğlu da aşağıda hesap versin. Ama yukarıdakiler de ya ne yaptı lan? Ulan beceriksiz baba be, biraz da bıraksaydı ya. Ulan neler ne, bu kadar beceriksiz. Herkesin babası neler bıraktı, bize neler bıraktı. Yani şaka geliyor biliyor musun? Ormanın içinde iki elin arasına acıyorum da zikrediyor. Ya ben niye mutlu değilim diyor. Benim gibi anlattığım canlı da anlatmıyor ha. Pili bitmiş böyle bir radyo gibi. Böyle, ben niye mutlu değilim diyor. Ama bir taraf acıyorsun, bir tarafta o kolası geliyor. Niye? Sana hiç mi ikaz etmediler? O servetini elde ederken Allah'a hesaba kat. Parayı yönetirken Allah'a hesaba kat. Ya hiç mi düşünmemiştin böyle yapacaklarını? Hayatının bir kesiminde muhakkak böyle bir şey hani telkin yapılmıştır. Yani Allah fırsat vermeden hiç kimseyi kabre sokar mı? Iskalamayacaksın hayatta. Avukat ne dedi? Hayatımda dedi, bu kadar ciddi bir fırsat olmadı dedi. Kendisi bak kanser. En güzel bir fırsat oldu. Allah'a şükür ki ıskalamadım dedi. Yani herkesin hayatında çok ciddi bir dönemeç var. İskaladın, ıskaladın. İskalamadın, adam gibi adamsın. İskalamayacaksın. İpekoğlu hapishane geçen gene o deyince ona verdim. Başladı ağlamaya. Mahkeme konuda iniyor ya. İbrahim de kamera çekmesinler diye mavi bir dosyayı tutuyor kameraya. İskalamadı. Allah Allah. Hakikaten ahiret var ha. Vay be. İnsan ne kadar rahat diyor ya. Allah hem hakim hem vekilimiz. O çok hoş. İyi ki Allah var. Şu anda dinliyor değil mi bizi? Görüyor mu? Görüyor değil mi? Şu anda konuştuğumuzu biliyor mu? Evet. Hadis-i kutsi var değil mi? Aslında bilmiyor mu? Sultan, o sultan ismi de onu da zikredeyim bitireceğim. Ya Cebrail, in orada ne anlatıyorlar? Barla 163'te de geçiyor bu hadis-i kutsi. Ne anlatıyor? Ya Rabbi, seni anlatıyorlar. Ne anlatıyorlar? Senin rahmetini. Benim cennet, cehennemi biliyorlar mı? Görmediler ama bir haberle biliyorlar. Sen şahidim ol. İzzetime yemin ederim ki onları o korktuklarından emin isteklerine dahil edeceğim. Cebrail ya mantıkçı, akılcı ya karışma da yani girme. Diyesin geliyor. Yani diyesin geliyor tabi affetsin beni Cebrail aleyhisselam. Ya Rabbi diyor, işlerinde iyi niyetli olmayan bir kişi vardı diyor. Onun için dedim yani. Yani bir, o başka bir niyetli olan vardı. Cenab-ı Hak ne kadar merhamet. Madem onların içinde o bulundu, onu da affettim. Ama iyi ki sordu değil mi Cebrail Aleyhisselam? Bak acaba o cinsten dahi olsak, acaba o cinsten miyiz? Onu bile affetti, bizi de affeden aldı. İnşallah, hadi bitireyim. Demek iman tevhidi doğurur. İman tevhidi, tevhid, teslimi. Teslim, ne? Tevekkül. Tevekkül, saadet idare. Bak, iman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadet idare. Beraber yapalım bak şimdi. İman tevhidi. Yani iman kainatın patronunu, sahibini bize önümüze koyar. Anlamlandırır. Hayatımıza koyar. Hayatımızı mayalar yani. Koca bir tencereyi bir kaşık maya ile yoğurt yaptığımız gibi hayatımızı anlamlandırır. Ne? İman. Tevhidi aktif eder. Tevhid ne yapar? Teslim. Teslim seleme. İslami. Hayatımızı kendimizle kayıtlarız. Hür olmak için, köleleşmemek için, heva ve
heves insanı istibdadi hayvani esareti nefsani hürriyet denmemiş buna işte. İnsanı bundan kurtarıyor. Hürriyet keyfi maşallık değildir. Sistemli, kurallı yaşamaktır. Bir tanesi sana dese ki kalkma, bu işkence gelir. Ama sen iradenle kalkmasan gayet de rahatsın. Esareti hayvani istibdadi şeytaniye hürriyet denmiş. Hayır. Demek ki iman tevhidi. Yani Allah'ı ortaya çıkarır. Tevhid teslimi yani sistemli yaşamayı, İslamiyeti. Teslim seleme ne yapar? Tevekkülü. Artık yapacağını yaptıktan sonra korkmaya gerek yok. Ya Rab seni vekil yaptım. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Sonra teslim tevekkül saadeti dâri. Saadeti dâri dünya ve ahireti saadet. Ya iman sırf ahirette işe yaramıyor ki. Allah'a iman, peygamber iman, ahirete iman ahiret işe yaramaz. Çünkü zaten ahirettesin. Aa ben ahirete iman ettim dünyada anlamamıştım. Ben geçmiş olsun. Bitti. İman burada. O sonuç. Ha, saadet idareyin. Ahireti dünyada ruhunda yaşar. Saadet idareyin. İki saadet. Dairenin ittiza eder. Böyle bir ibaresi var değil mi Üstadın abi? Hani ahiret dahi olmasa yine iman dairesi olsun. Tabii ya. Yani. İman dairesi insana keyif veriyor da. Şu rahatlığı ilaçla bulabilir misiniz ya? Vallahi de gidin, yarın eczaneye gidin. Deyin ki vallahi dün akşam bir yerdeydik. Doktor bey böyle çok rahattık, huzurluydu. Buna ait bir hap yok mu ya? Ne der biliyor musun? Vallahi bu kadar ilaçların içindeyim de öyle bir huzur görmedi. Beni de götür der. Şuuru varsa. Böyle nerede bulacak böyle huzur? Ya kardeşim satılır mı bu ya? Böyle huzurlu. Ben mesela şu anda mutluyum. Ki ruhum memnun. Bedenimden de haberim yok tabii. Saatten de haberim olmadığı gibi şimdi. Hemen ruhum memnunsa Allah memnun değil mi abi? Allah memnun. Allah hazır olmadıkça ruhta huzur olmaz. Huzur hazırdan gelir. Sevmese sevemeyiz. Sevditmese sevemeyiz. Huzur vermese huzur mu bulacaksın? Adam buraya gelmiş, 45 dakika, 1 saat dersi dinliyor. Giderken yeni getiren demiş ki ona, şimdi değil de, ya ne anladın demiş ya. Yani bak getirdik seni. Tamam da yani o halılar nereden gelmişti ya? Lan koca 45 dakikada mı düşündün? He demiş ya. Lan bu adamın kafasına 28'lik çiviyle çaksan bu dersi, bu sayfaları çaksan gene zor girer. Halıyı düşünüyormuş. Lan sana neler nereden geldiyse, senin kıçın altına aldık koyduk işte. Memnun olma gibi. Bu adama cennet de versen olmuyor ki. Uymuyor ona ya. Elbise büyük geliyor. Bu derste elbise büyük büyük. Küçük adama büyük elbise olmuyor ya. Evet, fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün reddetmek değil. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek esbaba teşebbüs ise yani yapılması gerekenlere yapmak. Bir nevi duayı fiiliye telakki ederek musebebatı yani sebeplere uyup sonucunu yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek. Yani evet ağacı diktim, tarlayı ektim, meyveyi verecek Allah'tır. Diktim ile değil. Ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Evet, Allah gecemizi gündüzümüzü mübarek etsin. Bu şuur imanı versin. Başında sonunda şu, iman nurdur, hem kuvvettir. İman aynı zamanda intisaptır. İntisap seni nesebine götürür, soyuna götürür. İman. Soyuna götürünce sorun kalmıyor. Gözüken hadiseler meğer süretmiş. Ve mâ rabbuke bizelâmin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Hiçbir zalimlik yoktur. Maasa tam bir adalet, rahmet, inayet, hikmet. Peki nedir bu gözüken çirkinlik şeyler? İçimizde karanlıkta kalan ve ezeli ve ebedi bir hayatta kullanılması gereken istidat ve kabiliyet çekirdeklerimize toprak olmak, su olmak, nur olmak,
hava olmak içinmiş. Vay be. İstidat ve kabiliyet çekirdeklerimizin ağaç olması için o hastalıklar, koronalar, kanserler, mezarlıklar onun içinmiş. Yoksa bizi cehenneme sokmak için değil, gizli olan tarafımızın uyanması içinmiş. Çekirdeği toprağa atıyoruz, zulüm olsun diye değil. İçindeki, çekirdeğin içindeki gizli olan ağacı çıkartmak içindir. Hadiseler de böyle. Şimdi sende sıra. Sevgili kardeşim, gel bakalım. Evet, son kelam o. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kafanız dokunuyor gibi dinleyin. Kafanızın içinde. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا سبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشربون
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وبطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم غلمان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Fatiha'm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel otur yanıma. Gel oraya.